Evet değerli futbol severler, merhabalar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Pazar günüyle devam ediyoruz. 28 Mart'ta oynanacak olan yine milli mücadeleler var. Tabii oynanacak olan bu mücadeleler yine grupların kaderlerini belirleyecek. O yüzden güzel karşılaşmalar olduğunu söyleyelim. Hatta çok fazla oranın çıkmadığı bir gün olarak da pazar gününü yorumlamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü çok fazla favorinin olduğu karşılaşmalar var. Zaten o karşılaşmalarda biraz da oran aramak amacıyla bazı tavsiyelerimiz olacak. Skorlar üzerinden değerlendirmemiz olacak. Sürpriz çıkabilecek veya çıkmayabilecek karşılaşmaları da siz değerli dostlarımızla birlikte yorumlamaya çalışacağız. Tabii naçizane fikirlerimize yine saygı duyduğunuzdan dolayı ve programlarımızı yakından takip ettiğinizden dolayı hemen programın başında siz değerli dostlarıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben gerçekten çok güzel, ruhumuzu okşayacak şekilde nezaketli mesajlarınız var. Hepsine geri dönemiyorum. Bunun için de sizlerden tekrar ve tekrar özür dileyim bu vesileyle birlikte ama gönderdiğiniz mesajların hepsini okuduğumu ve değerlendirme altına aldığımı, olumlu mesajlarınızı da okuyorum, eleştirilerinizi de okuyorum. Hepsini değerlendirme altına aldığımı söyleyeyim siz değerli dostlarımıza. Yine bölümümüze yüksek sayılarda beğeni gönderirseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde destek vermiş oluyorsunuz ve bizler de sizlerin sayesinde programlarımıza bu şekilde motive bir şekilde, enerjik bir şekilde, işlerimiz biraz yoğun da olsa icra etmeye çalışıyoruz. Şimdi yine 7 tane mücadele var. Bu 7 tane karşılaşmada söylemiş olduğum gibi az önce bazı tırıvırı mücadeleler de var. İşte onları yine farklı şekillerde değerlendireceğiz. Bir ideal kombin yapacağız mesela, hani kazanalım diye en azından. Ama çok fazla güvenin olmadığını, milli takımlar düzeyinde karşılaşmalar oynandığından dolayı çok fazla güven olmadığını da hatırlatmak istiyorum. Yani kazanmak adına vesaire diyoruz ama örnek veriyorum. Almanya kazanır, İngiltere kazanır, İspanya kazanır. Bir tanesi kazanamazsa oturup düşünmeyin diye yüksek misli önermiyoruz. Hiçbir zaman önermiyoruz. Yani garanti şeklinde bu karşılaşmaları değerlendirip kendi varını yoğunu değerlendirecek olanlar varsa şimdiden geçmiş olsun diyeyim ben. Çünkü bir tanesinde sürpriz çıkarsa, kombin yapıyorsanız problem yaşayabilme ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden keyifli şekilde bu karşılaşmaları takip edebileceğiniz şekilde oynamanızı, mislilerinizi oynamanızı naçizane tavsiye ediyorum ben. Bunu da hatırlatarak programımıza başlayalım. Şimdi Gürcistan'la İspanya oynayacak sevgili dostlar. Kapalı futbol oynayan bir Gürcistan'ı izleyeceğiz ve İspanya ilk mücadelede ciddi problem yaşadığından dolayı, hani ilk yarısını bir olarak değerlendirdik şans faktörüyle kuponumuzda, kazanan bir mücadeleydi ama tabii ikinci yarıda Yunanistan'ın bulduğu golden sonra İspanya istemiş olduğu oyunu sahaya yansıtsa da skor açısından yine problem yaşamıştı. Aslında istemiş olduğu gibi bir futbolu sahaya yansıttığını söyleyebiliyoruz. Yani İspanya normal kendi sistemiyle, kendi baskısıyla birlikte yine Yunanistan kalesini zaten ablukaya aldı o mücadelede. Eğer mücadelenin geniş özetini de izlediyseniz sizler de görmüşsünüzdür bunu. Şimdi tabii Gürcistan karşısında İspanya maçı kazanacaktır. Burada herhangi bir problem olmayacaktır ama nasıl kazanır şeklinde değerlendirmemi ben isterseniz sizlere söyleyeyim. Yani burada İspanya'nın karşılaşmayı kazanma zorunluluğu olduğundan dolayı ilk dakikadan itibaren rakip kaleye çok fazla gidebileceğini düşünmüyorum ben. Tabii ki de İspanya rakip kaleye ister istemez gidecektir. Yani bu kadrosundaki oyuncularla birlikte kaleye gidememe gibi bir durum yok. Ben şöyle bir tez ortaya atıyorum. İspanya ilk dakikalardan itibaren bir kere topa hakim olacak. Top üstünlüğünü alacak. Oyun üstünlüğünü ele geçirmeye çalışacak. Daha sonradan eğer 2 gol de bulursa mücadeleyi rölanti şeklinde 2-0, 3-0 ayarında bitirebilir diye düşünüyorum. Ben bu yönde bir değerlendirme yaptım ve 4.5 altında İspanya galibiyetini değerlendirdim sevgili dostlar. Onun da oranı 1.30 şeklinde. Zaten 3.5 altında İspanya galibiyetine vesaire giderseniz işte o sınırda kalabilme ihtimaliniz var. Yani çünkü maç öyle bir maç ki İspanya 3-0 da kazanabilir. Belki 4-0'a bile gidebilir. O Yunanistan kazasından sonra arka arkaya bulacağı gollerden dolayı da gollü bir mücadele olabilir. O yüzden ben 4.5 gol altını öneriyorum. Yani 5-0'lık bir İspanya galibiyeti beklemiyorum ben bu mücadeleden. Aklımdan geçen skor da 3-0'lık bir İspanya galibiyeti olacak. Zaten sizler de bu yönde değerlendirmişsinizdir. Şimdi Bulgaristan'la İtalya oynayacak sevgili dostlar. Yine beni yanıltmayan İtalya, yani çok gollü bir şekilde kazanamayacağını düşündüm ve hatta 2-0'lık skorla kazanabileceğini düşündüm. İtalya 3.5 gol altında mücadeleyi kazanmıştı. Tabii çok gol pozisyonuna girdiler. Yani 3.5 gol üstüne de gidebilirdi. Çok erken dakikalarda gol bulmuştu İtalya biliyorsunuz. Şimdi Bulgaristan'la oynayacaklar. Ciddi anlamda savunması, hücumu, her şeyi problemli bir takımla oynayacaklar. Zaten Bulgaristan'ın kadrosunda öyle çok etkili hücum oyuncuları yok. Bundan bahsetmiştik zaten ki ilk maçta bize bunları gösterdiler. Yani evet İsviçre karşısında ikinci yarıda biraz toparlanmış gibi gözüktüler ama İtalya'ya karşı, yani bu kadroya karşı, dengeli futbol oynayan İtalya'ya karşı ben gol bulamama ihtimallerini de görüyorum açıkçası. Yani ilk maçta izlemiş olduğumuz Bulgaristan'ın İtalya'ya gol atma şansı bana göre %49'larda. Yani %50'nin altında gibi gözüküyor. Bu yüzden bu karşılaşmada ben biraz
sıkıntı yaşadı. Yani mücadele aslında yine 2-0'da kalabilir şeklinde bir korkum var. Bu yüzden temkinli olarak önereceğim bu mücadeleyi siz değerli dostlarıma. Belki mücadele 3-0'a çıkar diye. Çünkü oran yok. Bakın 2-0'lık orana göre yorum yaparsam toplam gol sayısı 2-3 golü oynarım ben bu karşılaşmayı. Yani bunu istiyorsanız sizler de değerlendirebilirsiniz. Ama ben böyle İtalya'nın ikinci yarıda özellikle mücadele 2-0 dahi gitse 3. golü bulabileceğini düşünüyorum nedense. Çünkü ilk maçta o enerjiyi bizlere verdi İtalya. Bulgaristan'ın da savunmasında ciddi problemler göründüğünden dolayı da yani bu mücadelede yapacakları sadece salt bir savunmaymış gibi gözüküyor. Bu yüzden 3. golü atabilme ihtimalinden dolayı alternatif kuponlar için, özellikle alternatif yapacağınız kuponlar için önereceğim ben. İtalya'nın bu mücadelede toplamda 3 gol bulabileceğinden yana bir tercihte bulunalım diyorum ben. Onun da oranı 1.80, hatta bunu MBS1 olarak, yani kupon olarak, tırnak içerisinde bir kupon olarak siz değerli dostlarımıza önerelim, ama çok fazla güvenmediğimi zaten detaylı olarak anlattım. Yani bu mücadeleden biz son dakikalarda gelecek olan İtalya'nın golüyle birlikte 3-0'lık bir skor bekleyeceğiz. Aynı fikirde olanlar varsa bu yönde 1.80'den en azından bir değerlendirme yapabilirler. Yani 2.5 gol üstüne mesela 1.40 açılmış. Bu mücadele 2.5 gol üstüne gidecekse zaten İtalya'nın atacağı 3 golle birlikte gidecek. Yani burada Bulgaristan'ın atacağı golü ben riske alacaksam da karşılıklı gol var alırım. O yüzden oranların arasında böyle saçma sapan algoritmik problemler varmış gibi gözüküyor. Bu yönden ben bildiğim şekilde değerlendirdim. İtalya sanki zor bir şekilde 3 gol atacak da bu mücadelede gelirse öyle 1.80'den gelsin diye değerlendirdim. Umarım anlatabilmişimdir. Yani riskli bir mücadele olduğunu söylüyorum bu karşılaşmanın. Tabii İtalya'nın kazanacağı yönünde herhangi bir risk yok. Bu yönde de değerlendirebilirsiniz. Ama işte oranlar yine çok düşük. Değerli dostlar, şimdi geçelim daha güzel bir karşılaşmaya. Oranı da yüksek bir karşılaşmaya. Ve son dönemde bana çok fazla kazandıran, daha çok bu takımlardan dili yananlar, yüzdelik kısım olarak iddia oynayanlar için söylüyorum tabii ki de, çok fazla ama bize çok fazla kazandıran takımlar bunlar. Hatta şimdiye kadar hiç problem yaşatan takımlar da değiller. Neden? Çünkü Ukrayna, mesela hatırlıyorum, Almanya mücadeleleri vardı. Hep bize kazandırdı. Onun dışında bir İspanya mücadelesi vardı. Sürpriz yapmış olduğu bir İspanya mücadelesi vardı. Orada biz sadece Ukrayna golünü almıştık ve sürprizden de kaçarak hem de 1.65'lik oranıyla kazanmıştık. Aranızda hatırlayanlar vardır. Bir önceki mücadelede yine şans faktörüyle de olsa zaman zaman Fransa kalesine gittiği mücadelede, yani Fransa zaten çok fazla gol pozisyonu vermedi Ukrayna'ya, ama zaman zaman gitmiş olduğu rakip kalede şans faktörüyle birlikte çarpan bir top sonucunda golle buluşmuşlardı. Yine kazandırdılar. Yani her zaman söylüyoruz zaten, şans faktörü muhakkak olmak durumunda. Her zaman analiz kazandıracak diye bir şey yok. Öyle olsaydı eğer, yapmış olduğumuz bütün analizlerin kazandırması gerekiyordu. Şans faktörü olmadan, yani %25, %30 şans faktörü olmadan sizin de yapmış olduğunuz planlar, analizler, tahminler vesaire tutmayabilir. Ki tutmuyor da zaten. Bunlar da olacak ki bu işin de keyfi çıkacak. Velhasım şimdi Finlandiya ile oynayacaklar. Finlandiya da bize çok fazla kazandıran takımlardan bir tanesi. Şimdi değerli dostlar, bu iki takım biraz defansif gibi gözüküyor değil mi? Aslında daha böyle kontrollü oynayan iki takımmış gibi gözüküyor, ama şimdi Ukrayna Finlandiya ile oynayacağından dolayı bence oyun sistemini hücuma odaklı kuracak. Finlandiya da bu boşlukları bulduğu zaman zaten kontra atağı, geçiş hücumunu çok iyi oynayabilen bir takım olduğundan dolayı bir çıkış içerisindeler. O yüzden bu karşılaşmada Ukrayna eğer söylemiş olduğum gibi hücum odaklı bir futbol oynarsa, Finlandiya'nın da bence Ukrayna kalesinde gol bulabilme ihtimali var. Bu yönden karşılaşmayı değerlendirdim ben. Yapmış olduğum analize göre bu iki takımın bence birbirine gol atabilme ihtimali var. Bu olasılık biraz düşükmüş gibi gösterilmiş. Hatta çok ciddi olarak düşükmüş gibi gösterilmiş. 1.90 oran açmışlar karşılıklı gol vara, ki ben bu mücadelenin üste bile gidebileceğini düşünüyorum. Yani 2-1'lik bir Ukrayna galibiyeti ya da 2-2'lik bir beraberliğin dahi çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü son dönemde izlediğim takımlar bunlar. Yani aklımdaki tercihi böyle yüksek oranlardan gördüğüm zaman, daha sonradan gelip bakıyorum ben biliyorsunuz oranlara, şaşırıyorum ben. Gerçekten çok şaşırıyorum. Aynı bu Granada muhabbetlerinde olmuş olduğu gibi. Ben bu karşılaşmadan karşılıklı gol var bekliyorum. Gelir gelmez. Ama oranın riske değdiğini kesinlikle söyleyebiliriz değerli dostlar. 1.90 orandan isteyenler MBS1 olarak bile karşılıklı gol varı bence değerlendirebilirler. Ben de sizlere birazdan önereceğim bir yüksek oranlı, yani standart üzerinde oranlı bir kombinde bu karşılaşmayı kullanacağım. Benimle aynı fikirde değilseniz kesinlikle oynamayın zaten sevgili dostlar. Bunu her zaman söylüyorum. Bizim yaptığımız analizdir, öngörüdür. Bir şeylere dayandırarak tahminler yapmaya çalışıyoruz ve bunlar milli maçlar. Hangi takımın hangi kadroyla çıkacağını veya nasıl oynayacağını bile kestirmek çok zor. Şimdi İsrail ile İskoçya oynayacak. İskoçya hakkında yine Spor Toto programımızda da konuştum ben biraz. Çok beğendiğim takım değil. İşte genelde ilk yarılarda biraz temkinli oynayabilen bir takım. İsrail ile oynayacaklar şimdi. İsrail de çok ters bir takım. Milli takımları takip edenler varsa İsrail'in ne kadar ters bir takım olduğunu bileceklerdir zaten. Yani İsrail'in
Kadrosunda Dabbur, Zahavi gibi oyuncular var. Onun dışında bir iki tane daha kaliteli ayak sayabiliriz ama oynamış oldukları sistem önemli. Yani oyunculardan ziyade her takımda iyi oyuncular var. Takımların oynamış olduğu sistemler önemli. Şimdi İsrail evindeki hiçbir mücadelede şu ana kadar şu son 4 seneye baktığımda hiçbir mücadelede defansif oynamamış. Özellikle A klasmanında olmayan takımlara karşı hiçbir zaman defansif oynamamış. Hep hücum futboluyla birlikte devam etmişler. Şimdi İskoçya aslında İsrail'in yenebileceği takımlardan bir tanesi. Neden? İsrail Federasyonu da yine böyle düşünüyordur veya İsrail Teknik Yönetimi de yine aynı şekilde düşünüyordur diye düşünüyorum ben. Çünkü İskoçya zaten hücumu çok iyi yapabilen bir takım değil. Savunmayı iyi yapabilen bir takım. İsrail eğer oynamış olduğu hücum futboluyla birlikte İskoçya'yı sindirebilirse karşılaşmadan 3 puan bile alabilir diye düşünüyorum. Ben aklımdan da böyle bir birlik bir skor geçiyor aslında ama hani kazanırsa kim kazanır derseniz İsrail'e dönebilecek bir mücadele olarak şahsım adına değerlendiriyorum ben. Ama ben yine yüksek orandan devam edeceğim bu karşılaşmada. Bildiğiniz gibi İskoçya'nın bir önceki mücadelesinde Avusturya ile oynamış olduğu ilk mücadelesinde ilk yarının 0-0 sonuçlanabileceğini değerlendirmiştik sizlerle birlikte. Bunu da İskoçya'nın oynamış olduğu oyuna dayandırmıştık. Ben yine bu mücadelede İskoçya deplasmanda olduğundan dolayı ve mutlaka puan almak zorunda olduğundan dolayı ilk yarıda biraz daha kontrollü, biraz daha defansif bir futbol oynayabileceğini düşünüyorum. O yüzden yine ilk yarıdan 1-0 beklentim var. İlk yarı 0 tercihinin oranı 1.70. Onun dışında daha idealden neler yapabiliriz bu karşılaşmada? Az önce 1-1'lik skor diye söyledim sizlere ama işte bu İskoçya'nın oynamış olduğu oyundan dolayı karşılıklı gol var da gidemiyorum ben. Daha öne çıkarmış olduğum İsrail'in ben öncelikli olarak gol atabileceğini düşünüyorum. Değerli dostlar ve genelde kullandığım deplasman gol yemez hayır tercihini 1.35'lik oranıyla bu mücadelede de yine aynı Moldova Faro Adaları'nda yapmış olduğumuz tercihe benziyor bu. Bu mücadelede de değerlendireceğim. Karşılaşma genelinde beklediklerim de bunlardı değerli dostlar. Biri yüksek orandan biri ise ideal orandan yine ideal kuponlara bence girebilecek bir tercih olarak gözüküyor. Avusturya ile Faroe Adaları oynayacak. 3-0 dedim ben bu karşılaşmaya. Skor olarak değerlendireceğim mesela ben bu karşılaşmayı. Zaten Avusturya ideal kadrosuyla bu maça çıkmasa bile yani birkaç tane oyuncusunu rotasyonda bile oynatsa bence Faroe Adaları'na 3 tane gol atacaktır diye düşünüyorum ben. Yine oran olmadığından dolayı sadece skor denemesi yapabileceğimiz karşılaşmalardan bence bir tanesi. Onun dışında 2.5 gol üstüne de 1.35 civarında bir oran açmışlar ki 3-0 da bunu kapsar. Eğer size yetiyorsa idealden de 2.5 gol üstünü 1.35'lik oranıyla değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Ve geçelim isterseniz Arnavutluk İngiltere mücadelesine. Şimdi bu karşılaşmada şöyle bir şey var. Arnavutluk grubun ilk mücadelesinde Andorra ile oynadı ve kazandı o mücadeleyi. Kazanması da gerekiyordu. Kazandılar. İngiltere'de San Marino ile oynadı. Yani maç oynamadı. Birçok oyuncusu idman şeklinde karşılaşmayı gördü. Önemli as oyuncuların bazıları dinlendi. Ve asıl Arnavutluk mücadelesine odaklandı diye düşünüyorum ben İngiltere'nin. İngiltere işte Foden, Kane, onun dışında Sterling gibi oyuncularla birlikte ya da Rice Mount gibi oyuncularla birlikte başlarsa yani ideal bir İngiltere kadrosuyla sahaya çıkarsa İngiliz milli takımı zaten Arnavutluğu yenecektir diye düşünüyorum ben ama tabi oran yok yine 1.20 açılmış İngiltere tarafına. Nasıl yenecek peki İngiltere bu mücadeleyi? Şöyle yenebilir. Bakın Arnavutluk üçlü savunma sistemiyle oynuyor yani formasyonuyla oynuyor ve Atalanta'da Gasperini'nin bu sistemine hakim olan Jim City var Arnavutluk'ta. Üçlü savunmanın solunda oynuyor Jim City ve bu çok önemli. Sadece Jim City değil yine bu sisteme alışkın olan birçok oyuncusu var Arnavutluk milli takımının ve onlar da yine 3-5-2'lik sistemle birlikte sahada olacaklarından dolayı İngiltere'yi maç boyunca kitlemeye çalışacaklar ve alan boşluk bırakmamaya çalışacaklar. Buna bağlı olarak bu mücadelede zaten İngiltere'nin öyle 4-5 gol atabilme ihtimali bence çok ama çok zor. Tabii ki de bir futbol mücadelesi ve İngiltere'den bahsediyoruz. 8 gol bile atabilir. Ama bu donelerle birlikte, futbol verileriyle birlikte bu karşılaşmada İngiltere'nin 4 veya 5 gol atamayacağını söyleyebiliyoruz. En azından ben kendim bunu söyleyebiliyorum. Katılırsınız veya katılmazsınız. Benim çıkarmış olduğum analiz bu yönde. O yüzden ideal tercihim 4.5 gol altında İngiltere galibiyeti olacak değerli dostlar. Bunun da oranı 1.40. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Son mücadelemiz Romanya ile Almanya arasında oynanacak karşılaşma. Yani bu mücadelede Almanya mücadeleyi tek başına bile 2.5 gol üstüne götürebilir. İlk mücadelede de yine takım golünü değerlendirdiğimiz ve yine bizlere kazanç getiren Almanya bu mücadelede Romanya karşısında tabii ki de favori ki bence kazanacaklar. Sizce de kazanacaklardır. Hani Sport Toto'yu değerlendirirken belki Romanya'dan bir sürpriz bekleyenler vardır diye söylüyorum. Tabii ki de olabilir. Futbol bu. Hiçbir zaman büyük konuşmamak gerekiyor ama normal bir Almanya, normal şu kadrosuyla birlikte Almanya çıktığı zaman Romanya'ya en az zaten 2 tane gol atar diye hepimiz hemfikiriz diye düşünüyorum. Ben acaba 3'ü atar mı, 4'ü atar mı buralarda gidip geliyoruz ya da Romanya gol atar mı? Mesela bunlar da çok önemli. Romanya'da çok gollü bir mücadele oynadı ilk karşılaşmada ama rakibi zayıf olduğundan dolayı farklı bir sistemle birlikte, hücum sistemiyle birlikte oynadı. Şimdi burada baba Almanya var. Yani baba Almanya olduğundan dolayı 3. bölgeye öyle sizi kolay kolay geçirmezler. O yüzden Romanya'nın golüne güvenerek 2.5 gol üstüne gidilmemesi
gerektiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu karşılaşmada da ben bir Almanya galibiyetinin çıkacağını düşünüyorum sizler gibi. Ama yine 4.5 gol altında çıkabileceğini düşünüyorum. Yani Almanya'nın da yine 5-6 gol atamayacağını düşünüyorum ben bu karşılaşmada. Çünkü Romanya'nın burada hücum oynayacak bir durumu yok. Yani eğer akıldan zoru yoksa Romanyalı teknik heyetin bu mücadelede öyle Almanya kalesine 4-5 adamla hücum edebileceğini düşünmüyorum. O yüzden Almanya taraflı bir mücadele olur diye düşündüğümden dolayı da 4.5 altında bir Almanya galibiyeti hem de 1.50'lik oranıyla çıkabilir görüşündeyim. Yani bütün karşılaşmalar neredeyse 4.5 altında favoriler tarafından kazanılabilir diye düşünüyorum. Ben bunları da dilim döndüğü kadar anlatmaya çalıştım sizlere. 2 tane kombinimiz var. Tabii bu kombinleri yine sizlere aktarmadan önce beğenileri hatırlatmak istiyorum ben değerli dostlar. Her zaman gönderiyorsunuz. Yine tam bu kombinleri sizlere aktarmadan önce beğenilerinizi unuttuğunuz varsa beğenilerinizi gönderebilirsiniz ve tabii ki de görüş ve eleştirilerinizi yine dislike butonuna basarak yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepsini değerlendirdiğimizi söyleyelim. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İlk kuponum şu şekilde 2.72'lik bir kombin. Onu da hemen yazalım. Romanya-Almanya mücadelesinde 2 ve 4.5 gol altı tercihim var. 1.50'lik oranıyla. Arnavutluk-İngiltere yine aynı şekilde 4.5 altında 2 şeklinde 1.40 oranı var. Ve Gürcistan-İspanya mücadelesinden yine 4.5 gol altında bir İspanya galibiyeti düşüncem var. Böyle bir kombin yaparsanız, onun da oranı 1.30 bu arada. Böyle bir kombin yaparsanız az önce söylemiş olduğum gibi 2.72'den oynayacaksınız bu kombin. Yani sürpriz çıkarsa yatacak bir kombin aslında bu. Ama değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben ufak şekilde bence. Değerlendirilebilir. 2 maçlık bir kombin bu. Oranı da 3'ü geçiyor. 3.23 civarında. İsterseniz bunu da değerlendirebilirsiniz. Zaten milli maçlar arasında 3 ve üzerinde oranlarla kuponların yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ve misli oynanmamasını tavsiye ediyoruz tabii ki de. Arnavutluk-İngiltere mücadelesi 2-3 gol dedim burada. Çünkü maksimum 2-0'lık bir İngiltere galibiyeti beklediğimi söyledim. Ve Arnavutluk'un da hangi formasyonla, hangi sistemle başlayacağını da yine kendimce yorumladım. Dinlemek isteyenler yine biraz videoyu geri alarak oraları dinleyebilirler. 2-3 golde kalabileceğini düşünüyorum. Burada o şekilde değerlendirdim. Ve Ukrayna-Finlandiya mücadelesinden de az önce oranının çok yüksek olduğunu anlamadığım bir şekilde oranının çok yüksek olduğunu söylemiştim. Karşılıklı gol var bekliyorum. 1.90 oranı var. Böyle ikili bir kombin yaparsanız 3.23 yapıyor. Az önce belirtmiş olduğum gibi. Çok teşekkür ediyorum efendim. Yine hafta içerisinde Dünya Kupası mücadeleleriyle birlikte programlarımıza devam edeceğiz. Beğenileriniz ve yorumlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şeyden önce tabii ki de sağlıkla kalın. Hoşça kalın.